Yukarıda bir tane denklem verilmiş. Denklemin kökler çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şu tarafı kökten kurtarmak için karesini alalım. 3'ün karesi 9 eşittir. Şu karekökün karesini aldığımızda şu kökten kurtulmuş olacağız. Burası x artı. X artı 3 olacak. Şu x'i karşı tarafa gönderelim. 9 eksi x eşittir. Kök içerisinde x artı 3 olacak. Burada da yine aynı şekilde karelerini alabiliriz. Ama şöyle bir sorun olacak. Şurası kök içerisinde olduğu için her daim sıfırdan büyük eşit olacak. Ama burası sıfırdan büyük eşit olmayabilir. Karesini aldığımızda atıyorum mesela burası 5 eşit, eksi 5 eşittir. 5 olabilir. Karesini aldığımızda 25 eşittir. 25 gelecek. Biz bu farkı ayırt edemeyeceğiz. Dolayısıyla farklı bir şey yapalım. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Şurada x, şurada x artı 3 var. Her tarafı şu x artı 3'e benzetebiliriz. Nasıl yaparız? Her tarafa 3 ekleriz. Şuraya 9 artı 3 eşittir. X artı 3 artı kök içerisinde x artı 3. Benzedi mi? Benzedi. Şuraya biz k dersek şurası k'nın karesi olacak. Ve eşittir 12 olacak. 12'yi karşıya atalım. K kare artı k eksi 12 eşittir 0'dan. Şu 4'ü 3'tür. Pozitif olması için buranın eksi 3. Şurası zaten k'ya k'dır. Karşılıklı yazalım. K artı 4 çarpı k eksi 3 eşittir 0'dan k buradan eksi 4 k buradan eksi 3 gelir. Biz neye k demiştik? Kök içerisinde x artı 3'e. Şurada bakalım. X artı 3 ya eksi 4'tür. Kök içerisinde x artı 3 eşittir eksi değil 3'tür. Kök içerisindeki bir değer eksi 4 olamaz. 3 eşitliğini sağlar. Kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alırsak x artı 3 eşittir 9'dan gönderirsek karşı x buradan 6 gelir. Tek kökümüz olduğu için cevap A şıkkı olur.